Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi bizimle misafir olan bir konuğumuz var. O da Mehmet Kemiksiz. Hoş geldin. Hoş Mehmet buldum. Bey. Çok teşekkür ederim. Mehmet Kemiksiz şu anda bizim e, diyelim ki dini hayatımızın estetik tarafının en güzel yorumcu ve temsilcilerinden birisi. Estağfurullah. Maşallah dünden bu, bugüne de müthiş bir şekilde. Terakki grafiği giderek yükseliyor. Ezasında sizinle sohbeti ben İslam'ın estetik tarafını e, gündeme getirmek istiyorum. İslam dininin gülümseyen yüzü. Efendim e, topluma takdimde estetik unsurun önemiyle ilgili sizin çok ciddi çalışmalarınız var. Evet. Mesela e, e, Ender Nusulü teravihi siz ihya ettiniz. Geçenlerde Ayasofya-i Kebir cami Şerifinde bir miracı yapıldı. Bayıldım ben mesela. Yani artık bizim bu e, ecdadımızın İslam İslam'ın gülümseyen yüzünü topluma takdim etmedeki kullandığı argümanların yeniden diriltilmesinde ha. siz de önemli bir köşe taşısınız. O yüzden ciddi bir şekilde bir ekip de kurdunuz maşallah Üsküdar'da. Evet. O yüzden bununla ilgili önce esas işin estetik tarafının önemi üzerinde neler söyleyebiliriz? Bu estetik tarafı dilden tutun konuşmadan, seçtiğimiz kelimelerden, giyimden, kuşamdan, sesin güzelliğinden, sözün güzelliğinden, sazın güzelliğinden, yüzün güzelliğinden, bütün bu estetik tarafın irşattaki, insanları hakikata götürmedeki önemli rolü nedir Mehmetciğim? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Erkam Radyo ve Televizyon izleyicilerine sevgilerimizi, muhabbetlerimizi ben de Allah izler, razı olsun. iletmek istiyorum. Ramazanları mübarek olsun. İnşallah nice Ramazanlara, nice Kadirlere, İnşallah. nice bayramlara hayırla ulaşsınlar. Amin. Zira Amin. E, ortam biraz tehlikeli sağlık açısından oldukça sıkıntılı günler geçiriyoruz. E, Cenab-ı Hak da inşallah lütfeder. Bizi sıhhatle, afiyetle yine bu işlerde memur etmeye devam eder. İnşallah. Bu temenniden sonra e, zat haliniz biraz ağır yük yüklediniz. E, Estağfurullah. E, <laughs> ama altından kalkabilecek miyim bilemiyorum. İnşallah. Kalkarsınız. Kalkarsınız. E, şimdi muhterem hocam e, bu işlerle vazifeli olmak ee, sadece insan içindir. bazı mekanlar da bu işler için vazifelidir, bazı zamanlar da bu işler için vazifelidir, bazı kişiler de vazifelidir. Evet. Ee, zaman ve mekan e, kavramı üzerinde gördüklerimizi zaten bütün dünyada görüyor. Bir caminin çeşmesinden kaç bin kişi abdest almıştır mesela, onun öyle bir görevi var. Bir tekkenin zikirhanesinde kaç bin sada yükselmiştir gökyüzüne. Ama insanın e, fonksiyonu başka. E, Edirne Selimi'ye yıllardır o şekilde duruyor. Durduğu yerden konuşuyor ama insan geziyor toplum içerisinde. etkileşim halinde, iletişim halinde. Ve nesil bırakıyor. Bir nesil sonraya bir şey bırakması lazım. Aksi takdirde adı sanı gidiyor. Evet bunlar sadece ad ve san için yapılan şeyler değil ama bizim bir gayemiz ve ulvi bir e, e, medeniyet terakkimiz var. Biz onun peşinden e, çok hasretle e, yürümeliyiz ve e, kaybettiklerimizi, yitirdiklerimizi e, toplayabildiğimiz kadar eldene kaldıysa onlarla yeniden ihya'ya kendimizi memur addediyoruz. Cenab-ı Hak bu vazifeyle de bendenizi vazifelendirdiği için ben bundan çok bahtiyarlık duyuyorum. Çok da hamd ve şükür vesilesi benim için. Şimdi e, sorduğunuz estetik boyuta gelince bizim dinimiz bir Arap dini gibi e, takdim edilir. Zira Arap yarımadasında intişar ettiği için evet doğru. Arap yarımadasında vahiy geldi. Peygamberimiz Arap. E, sonra bizim ibadet dilimiz Arap. Ezanımız Arapça. Kur'an'ımız Arapça. Şimdi e, burada benim ihsas ettirmek istediğim konu şu. Evet anladım. Efendimiz Bugün bizim yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz ulvi değerler, medeniyet terakkisi ve kültürel anlamda toplumsal hayatı kuşatan kültür değerlerimizin bütün köklerini o zaman temellendirmiş. Tabii. Evet. Yani biz bugün güzel ses üzerine bir mülazada bulunuyorsak, bir şey konuşuyorsak bizim asıl... Ee, evet müzik bir sektör ya da bir kültür ya da bir gelenek filan. Bu burası dursun. Ama bizim e, zihin altımızdaki, gönlümüzdeki esas yatması gereken büyük gaye, güzel sesi biz asıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için kullanmalıyız. Tabii ya. Bütün mesele burası. zeyyinul Kur'ane bi esvatikum. Değil evet. mi? Tabii. Şimdi bütün İslam sanatları da böyle. Ya da İslam kelimesi altında kümelenmiş olan sanat ve estetik boyutlara da böyle bakmak lazım. Bir mahallenin yerleşimi nasıl cami konumuna göre olmak durumundaysa İslam estetiğine göre. Camilerdeki hat levhalarının e, cami girişinde, minberde, mihrapta nerelerde hangi ayetlerle mesaj verilmesi gerektiği. Bunlar çok ayrıntı ve çok ince düşünülmüş. Sesle ilgili son bir şey söyleyeyim. Mesela efendimiz Ezanı rüyada gören kişiye oku şu ezanı da dinleyelim demiyor mesela. Bilal sen oku diyor. Sen Bilal'e öğret diyor, Bilal okusun diyor. Şimdi bu nedir mesela? Demek ki bizim sesle ilgili yaptığımız icrada toplumsal etkileşimi kuvvetlendirmek için, manevi iklimi kuvvetlendirmek için kullandığımız bu ses aracını, Cenab-ı Hakk'ın güzel ihsan ettiği insanlar üzerinden, tecellisi orada çünkü Tabii. oradan dinlememiz Tabii. lazım. Erihni ya Bilal'de evet. değil mi efendim? Şimdi estetik olarak bir başka konuda bir örnek daha takdim edeyim müsaadenizle. O da biz bugün duvarlarımızı süsleyen işte burada da bir hilli-i hi şerif var. E, levhalar içerisindeki yazıları e, sadece bir süs emtiyası olarak mı görmeliyiz? Hayır. Bütün hattatların bütün emeli aslında en güzel kelamı, en güzel yazıyla hatta dökmektir. Bütün mesele bunun için aslında. Hedef ne? Hedef Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmak. Hedef onu okuyanı etkilemek. Evet. Göreni evet. etkilemek. Kesinlikle. Görenin kendine gelmesini sağlamak. Bu bakımdan bizim yani sanat Allah için. Evet. Evet. Bendenizin e, televizyon programlarında da sık sık dile getirdiğim bir e, cümle vardır. Sanat bir yakarış biçimidir diyorum. Ya. Yakarış sadece e, seccadeye oturup el açıp amin demek değildir. Sanat hayat, hayatın içi, yakarış hayatın içerisindeki kendini muhafazadan kendini sunmaya, kendini ifade etmeye, kullandığınız biraz önce arz ettiğiniz gibi e, kelimelerdeki estetik boyuta, yüzünüzdeki, kıyafetinizdeki toplum içerisinde oturuş ve kalkışınızdaki adap, erkan, ve adab-ı kurallarına kadar her şeyi kapsayan bir durumdur. Ve biz bunun hep bütün köklerini orada arıyoruz. Bugün kaybettiklerimizin yerine koyulabilmesi için de orayı referans alıp elimizdeki e, teknik imkanları da kullanmak suretiyle biz bugün e, toplumu yeniden inşa demiyorum. E, çünkü inşa etmek için komple yıkıp yeniden yapmak lazım belki. Ama bugün var olan ve bir şekilde gönül kırıntıları olarak toplumun e, bireylerinin kalbinde kalmış olan o e, nüveleri hareketlendirirsek, onları filizlendirirsek, e, bu bizim için büyük bir bahtiyarlık vesilesi olur. Gelecek nesil bundan haberdar olur. Şimdi Mehmetciğim, burada çok güzel bir noktaya temas ettiniz siz. Bakın, yazının en güzeli Allah'ın kelamı için kullanılmış. Tesibin en güzeli onun için kullanılmış. Cildin en güzeli onun için kullanılmış. Kapağın en güzeli onun için kullanılmış ya bütün bu güzelliklerin üst üste konmasının arka planında ne var dediğiniz zaman bir defa bir Allah yaptığı işi güzel yapanı sever hadis-i şerifine muhatap olmak. Aslında bu anlaş bizim İslam medeniyetinde hayatın her safhasına şamil. Evet. Ne yapıyorsan en güzelini yap. Evet. Çünkü Allah'ın huzurunda işini yapıyorsun. Allah'ın göz önünde yapılan işte eğrilik, bürülük olmaz. Eksiklik, fazlalık olmaz. O yüzden e, hanımlar ise i̇şte Mustafa Kap işlemişler en güzel işlemelerini kesinlikle. Bütün itinayı ona göstermiştir. Ben burada hep şunu rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın hepsinin arkasında sanat sanat için değil. Sanat Allah için. Allah için olunca yetir al, al, kapsıyor Allah ile esas insanı buluşturmak için. Evet. O yüzden burada hani biz öyle diyoruz ya hep tasavvufta. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Doğru. Cenab-ı Hak hepimizle her zaman beraber ama Esas mesele biz onunla beraber miyiz değil miyiz? Allah'la beraberliği gerçekleştirmede kulun. Bu estetik unsurların önemi çok önemli. Bu konuda çok neler söyleyebiliriz? Şimdi e, buradan edebiyata küçük bir bağlantı kurmak isterim. E, toplum içerisinde yine yaşatılan e, çok yakın tarihimize kadar herkesin bildiği en azından 3-5 mısra birkaç beyti ya da birkaç şiiri ya Yunus şiiri vardır. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bunu Anadolu'daki herkes bilir. Ee, biraz daha kulak kabartmış olanlar, Kudumun rahmetü zevkü sefadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Özellikle biraz muhip olan, biraz derviş, biraz e, yer öpmüş, tekke görmüş insanlar da bu tür şeyleri bilirler. Buradaki zerafeti, e, izaha muhtaç bu. Bunu biz topluma yeniden anlatmalıyız. Neden Efendimiz'e e, ya Muhammed evet bu nida da çok var ama e, bir başka estetikle Efendimiz'in şefaatini talep adeta yakarış gibi, yalvarış gibi bir e, süsleme var sözlerde yani naatlerde. Bir naat geleneğimiz var. Yüzyılları sari. Ya, evet. Ve bu naatlerin içerisine baktığımız zaman bir şair, divan sahibi bir şair bir ya da birkaç tane Efendimiz'e naat yazmadan divanı kapatmıyor. Ehlibeyt'e mutlaka birkaç tane mersiye yazmadan divanı kapatmıyor. Bütün bunların yeniden güncellenmesi ve günlük hayata aktarılması gerekir. Biz bunlarla ancak peygamberle rabıta kurmuş oluruz. Aksi takdirde bizim için peygamber sadece görevini ifa etmiş olan bir kul mesabesinde kalır. Öyle olunca bizim Süleyman Çelebi'yi anlamamı imkan anlama imkanımız olmaz. Süleyman Çelebi'nin nasıl bir ruh haliyle öyle bir 700 e, küsür beyitlik efendim 770 beyitlik bir eseri efendimizin yaşadığı bütün o halleri özellikle Miraç hadisesindeki tavsifleri, sıfatlandırmaları enteresan. Sanki kendisi de şahidiymiş gibi. Bir hurufu lafzu saut ol padişah. Bu bunu ancak ruhen kendisini orada hisseden insan yazabilir. Şimdi sen öyle deyince aklıma ne geldi? Emin Hoca tabii 66 senesinde Kayseri'ye geldiler. Bir ekip halinde mevlüt okumaya. Kadir Has rahmetli, babası Nuri Has rahmetli için hep bir Adana'da bir sene, bir sene Kayseri'de, bir sene İstanbul'da mevlüt okutur. İstanbul'un o zaman en Femi Muhsin sahibi Mevlid tanları, Femi Muhsin sahibi karilerini davet eder. İşte o zaman da gelmişler. Ben de İmamet 5. sınıftayım. Hı. Hmm. Camisi'nde mevlid okunacak. Ama ben önceden gittim öyle namazından önce kürsünün dibine oturdum. Sonra Emin Hoca geldi. Ama Emin Hoca tam 30 36 yaşındaydı. 32 Aa. yaşında. 32 yaşında. 30 34 doğumlu. 66. Küçük Dedim ki hocam işte ben kendimi tanıttım. Dedim ki hocam bize derse geliyor ama bu vahyi bir türlü anlayamıyoruz hocam dedim ya. Hoca anlatıyor anlatıyor ama bir tatmin olamadım. kaniye dinle kaniye dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra rahmetli Kâni Karaca çıktı. İşte bir hurufu lafzu savtol padişah Mustafa'ya Mustafa, Mustafa ya söylediği bir iştivah deyince orada kendi elime dedim ki ya la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı bu ses frekansları gibi, ne harfi var, ne savtı var, ne harekesi var. Ama işte harfsiz, savtsız, hareketsiz bir şekilde ve kendinden geldiğinden şüphe etmeyecek bir usul ile Mustafa'ya söyledi. Hı. Dedim ya demek ki peygamberler bizim gibi normal insanlardan farklı antenli insanlar. Allah'ın bu harfsiz, hareketsiz, savtsız kelamını alıp radyo gibi bizim anlayacağımız harfe, savta ve hareke dönüştürüyorlar. Hı. Onlar antenli insanlar. Dedim bir, bir, bir e, barajdan işte 380 bin volt elektrik çıkıyor ama bunu hiç kimse evine çekemiyor. <laughs> evet. Transformatör yani lazım. Bir, bir, trafoya giriyor 380 bin volt. 220 volt çıkıyor. Onu herkes evine çekebiliyor. Ama öyle aletler var ki 220 volt da yakıyor. Ha evet. el ulema ve resetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir. Onda da tutuyor 220 volttan sağ ile alıyor trafo gibi. Kalem pil, orta pil, yassı pil insanın anlayacağı şekle indirgiyorlar. Ve anlat hiçbir problemim kalmadı vahiy ile ilgili. Sonra namazdan sonra mevlitten sonra e, ne yaptın dedi. Yani çözdüm hocam dedim. Nasıl çözdün? Böyle böyle. Hay Allah razı olsun dedi ya. Benim zihnimdeki dedi soru işaretleri de giderdi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben İmmatip 5. sınıf öğrencisiyim yani. Evet. Öyle deyince aklıma o geldi şimdi. Evet dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif Mevlid-i Nebi'yi e Vesilet'in Necat'ı yazmış olma ruh halini anlayamayız. Bir başka örnek verecek olursak Akif'in Çanakkale şiirini anlayamayız mesela. Ee, peygamberi şehadet mertebesinde komşu olunacak en yüksek makam olarak görmedikten sonra kimse canını vermez. O kadar basit değil o iş. Evet doğru. Evet. evet. Yani peygamberin yanında e, sırlanacağı hissi, imanı ee, onun güzelliği kendisini cezbetmedikten sonra kimse öyle kolay kolay can vermez. Tabii zaten onun için evet. Asakir-i Mansureyi Muhammediye. Ya. Yeah. asker ocağı, peygamber ocağı bizim e, bugünkü Türkçe lisanıyla. E, bunlar hep toplumda böyle çekirdekleri var bunların. E, kodları var ve bu kodları biz açmalıyız, sağlamlaştırmalıyız ve bugünün nesline yeniden e, anlatmalıyız. Bilhassa mesela Akifi. Eee bu sene Akif yılı, İstiklal Marşı yılı. İşte bu memlekette kaç yıldır İstiklal Marşı çocuklarımız tarafından törenlerde okunuyor. Ama İstiklal Marşı'nın sadece lafızları okunuyor. Ruhu henüz değil daha. Ruhunun çok büyük bir izaha ihtiyacı var. Çünkü onu anlamak için Akif'in yetiştiği iklimi de biraz anlamak lazım. Valla biraz da empati kurup o Çekilen sıkıntıların, ezaların yaşandığı iklime inmek lazım. Kesinlikle bak, iklim önemli. Empati diyorlar ya hani buna. Evet. Aksi halde olmuyor. Yani böyle e, yandım, piştim, olgunlaştım diyor ya Hazreti Pir. Evet. Ya sadece ilmel yakın yetmiyor. Hatta aynel yakın bile yetmiyor. Ya hakkel yakın olduğunuz zaman anlıyorsunuz. Evet. O ızdırabı, içinizde o çileye sahip olursanız Necip Fazıl'ın dediği gibi kubur faresi hayat. Meselesiz çilesiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. O çilesi olmayan adam, bunları ne anlayabilir, ne de dinleyebilir. Evet, doğru. Evet. Onun için. Bir diğer taraftan e, ifade edeceğim cümlenin e, devamında münacatlar vardı mesela. Cenab-ı Hakk'ı tavsif için, onun zatını, e, sıfatlarını, kendi tarif ettiğinin ve Efendimizin onu tavsiye ettiğinin yönüyle bize anlatan münacatları okuduğumuz zaman. Cenab-ı Hakk'a nasıl bir kulluk yoluyla yürümemiz gerektiğini e, korkarak mı, utanarak mı, sıkılarak mı, mertcanen yürüyerek mi, dalarak mı herkesin mizaç farkıyla birlikte e, bunları bize anlatıyor. Eee Hakk'ın nasıl bir tecelligahı olduğunu ve biz orada hangi şeyi temsil ettiğimizi münacatlar bize anlatıyor. Buradan da edebiyatı toplumun gündemine getirmiş oluyoruz. Edebiyatçılarımız bize bir şey söylüyor. Musiki şinaslar, güzel meşketmiş olan hafızlar ezanla, salayla bize bir şey anlatıyorlar. Mihrabiye'de Cenab-ı Hakk'ın e, ilka ettiği o manayı e, güzel sesli hafız cemaate dönüp anlatıyor. E, şair edebiyatıyla anlatıyor. Hattat yazısıyla müzehip tezhibiyle anlatıyor. Herkes bu anlamda bir Vazifesi var. Vazifesi, evet. Vazife. evet. Yani. Gerçekten Mehmetciğim hem sesinizle hem gayretiniz ve çalışkanlığınızla çok ciddi bir e, yola doğru girdiniz. Bu da demin de söylediğim gibi köprü bir e, rol oynuyorsunuz. Köprü dediğim... Geçmiş hani, ve e, Geçmişi geleceğe bağlayan, özellikle Hı? bizim kültürel kopukluğumuzu gideren bir gayretin içerisindesiniz. Esas biraz da işin bu tarafına eğilelim. Şu anda ne yapıyorsunuz? Evet, bütün... Ortaya çıkarılan güzelliklerin temelinde çok büyük bir emek göznürü vardır. Evet. Kim yaptıysa yapmıştır. Evet. Bugün belki adı sanı yoktur ama o güzellik yaşıyorsa mutlaka birinin emeği vardır. Evet. Ee, buradan yola çıkarak biz de dünyada yaşadığımız dönem içerisinde bizim öğrendiklerimizi bizimle paylaşma arzusunda olan ee, arkadaşlarımızı bulup buluşturup onlara bu medeniyetin e, yüksek tasavvurunun özellikle dini hayatımızı çok etkileyen muski alanında ne öğretebiliriz bunun aslında derdiyle veya biz buradan göçtüğümüz zaman Allah geçinden versin. E, mutlaka mukadderat bu Amen. bir gün. Amen. Evet. Amen. ama e, biz geride sadece adımız sanımız kalsın diye değil de bu medeniyet yolculuğu bizden sonraki nesiller için daha sağlam temeller üzerinde yürüsün diye ne bırakabiliriz? Bunun çabası ve derdi içerisindeyiz. Bu tarafıyla elimizden geldiği kadar işte şu salgın dönemi hariç çok yoğun bir şekilde hem çocuk yaştaki gençlerimizden, yavrularımızdan, istidatlı olanları tespit edip ha, alıp. Ya bir desin öyle bir akademi çalışmanız var evet, değil evet. mi? Ya Allah razı olsun o mu bak hiç aklıma gelmedi o. Çok evet. iyi ettiniz. E, oradan Üsküdar'da, işte. Üsküdar'da. Evet. 8 ile 12-15 yaş arası gençler bunlar. Bunları alıyoruz. E, cumartesi günleri sağ olsun Üsküdar Belediye Başkanımız da bize güzel mekan tahsis etti. Bu konuda çok e, emekleri var. Onun da teşekkür ediyorum Hilmi Türkmen'e. E, okul çağlarındaki o çocukları alıyoruz. Cumartesi günü sabahtan öğleye kadar tıpkı konservatuar gibi nazariyatı, usulü, meşki. Ya ne kadar güzel. Öğleden sonra da Kur'an-ı Kerim talimi, tecvidi, kıraatı, ezan, kamet ve cami uygulamaları. Ne kadar güzel. Bu dört yıldır devam eden bir çalışmaydı. İşte şimdi biraz akamete uğradı. İnşallah yeniden toparlanırsak bu çalışmayı sürdürmek Şimdi istiyoruz. Üsküdarımız bu yönüyle büyük bir zenginliğe sahip. Kesinlikle. Bakın burada bir e, sadece mu, işin musiki tarafına önem veren bir İmmetip var. Evet. Onu bizim Bilal Erdoğan Bey onunla yakından ilgileniyor. Evet. Burada Palet Müzik Okulu açılacak Çamlıca'da. Hı. Ona göre dizayn edildi bütün her şey. Bu yetenekli çocukların tespit edilip o e, yeteneklerinin önünün açılması. Evet. Ellerinden tutularak. Bu çok mühim bir şey. Bizim Geleneksel sazlarımızı icra edecek olan kendi ruh dünyamızı benimsemiş olan çocuklara ihtiyacımız ya var. Ya ne kadar güzel. Bu neden mühim? Hiçbir sazendeyi küçümsemek ya da dışlamak niyetinde değilim. Ama benim okuduğum ruhla bir nati okurken bana aynı ruhla eşlik eden bir sazendeyle ben bütünleşebilirim. Tabii evet. Onun için o çocukların yetişmesi gerekiyordu. Ee, bu arada bir yıllık bir denemede e, bulundum. O da şu, 8 ile 12 yaş arası kız çocuklarından 12 kişi topladım. Ne oluyor diye bakmak için. Kendi kızım da vardı bunların içerisinde. Ee, şunu gördüm ki, evet, bu çok büyük bir emek, zaman ve sabır gerektiriyor. Ama bu işe de önem verilirse, bizim bugün e, Kur'an kurslarımızda öğretici olarak bulunan hanımefendi e, oku, okutucular ve okuyucuların okutma düzeyi yarınların gençlerini doğuracak annelerin tezinatı bakımından çok önemli olduğunu fark ettim. Bu çok meğer bizim önemsenmesi gereken bir meselemiz. şimdi Mehmetçiğim bak bizim e, Reşat Aksoy vardı. Üsküdar Kaymakam mısın bilir misin? Bilmiyorum. Yok hatırlamadım. Çok iyi bir kanuni ve doktor, müzikolog. Doktora tezi. Doktora tezinin konusunu biliyor musun? Türk dünyasında ninni besteleri. Ve ne olmuş? 1917 Bolşevik ihtilali olmuş. Efendim Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasaklanmış. Türkçe konuşmak yasaklanmış. Anneler ne yapmış doğan çocuklarına biliyor musunuz? İtri'nin tekbirini ve salat-ı ümmiyeyi namelleriyle söyleyerek çocukları uyutmuşlar ki çocukların şuur altına onlar çakılsın da ileride büyüdüğünde duyduğunda o sesi ondan bağlantı kurarak İslami çizgisini devam ettirsin diye. Kesinlikle. Bunu tespit etmişiz Reşat abi. Allah sağlık versin. E, dolayısıyla bu çocukların çalışması, kız çocuklarının çalışması, sonra büyük hafızların çalışması, bu çalışma e, 30 yıldır yaklaşık devam ediyor ve eksiksiz olarak. Bila bedel. Elhamdülillah. E, ve e, o bizim hayatımızın artık bir parçası oldu. Buradan e, konu başlıklarından bir tanesi e, unutmadan küçük bir e, açıklık getirelim. Bestelerle ilgili söz açtınız muhterem hocam. Şu an 1200 civarında eser Maşallah. oluştu. 70'in üzerinde de Şu... albüm var, değişik içeriklerde albümler oluştu, bir vesileyle. Her ne kadar bugün albüm bir ticari meta olmaktan çıkmış, sadece fiziki tespit makamı gibi duruyorsa da biz yine de bu çalışmaları yapmak istiyoruz çünkü o fiziki e, tespitler e, bizim ya, gelecek, kalıcı kalıcı, evet, kalıcı kalıcı hale gelmiş evet. oluyor. E, ninni deyince aklıma geldi. E, bu bestelerin içerisinde farklı formlarda şarkılar var, marşlar var, klasik eserler var, karına var, şuuller var. İşte TRT'ye iki sene önce yaptık. E, Benlerinizin de besteleri olan iki tane şuul albümü, CD'si. Ama e, çocuklara yönelik eserler de var. Ya, Çocuk tabi. eserleri var. Tabii ya. Çocuk marşları var. Mesela e, Bestami Yazgan Hoca'nın çocuk edebiyatıyla ilgili çok güzel şiirleri var. Böyle basit cümlelerle çocukların aklında kalıcı ve ben onlardan epey besteledim ve çocuklarla yaptığımız meşklerde onları çocuklara meşk ettim ve gayet iyi neticeler aldık. Burada amaç şu, bir profesyonel müzik, müzisyen yetiştirmek gibi düşünmüyoruz. Orada bir takım kodları veriyoruz. Nasıl bir reklam ve dizi içerisinde müzikler insanı bir şeylere götürüyor ve bir şeylere bağlıyorsa, mesela hatırladığım şu kahvaltıya başlarken besmeleyi çekerim diyor. Bu aslında direkt olarak bir hadis-i şerifi tabii, e, tabii. ortaya çıkarmış oluyor. Sonra başka yere yere uzanmam, kendi önümden yerim mesela. Tabii ya bir edebi anlatıyorsunuz. Evet evet. Bunu şiirle yeah, anlatıyor. Ben evet. de müzikle onu vermeye tabii. çalıştım. Ee, küçük bir not daha aktarayım. Hazreti Fatıma validemizden intikalle Hasan ve Hüseyin Efendilerimize söylediği bir ninni var. İnne fil cennati nehran min leben. Diye. Ya ya. Ee, ben deniz da, onu o, besteledim. ya o muhteşem bir şey ya. Ee, o Şuler albümünde onu da o da yer aldı. Dinledim. Efendim Allah razı olsun. Yani. Ee, bunlar çalışılarak, bunlar zaman e, verilerek, emek verilerek, Bizim göz şey, verilerek ancak. E, e, üstad Mim Kemal Öke sık sık onu dinliyor. <laughs> evet. Özellikle. Çok da seviyor. Çok yani. güzel. Evet. evet. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. İşte e, Zaman zaman işte gönlümüze düşen bir takım hem e, tasavvufi manada hem Cenab-ı Hakk'a yakarış ve münacat sadetinde hem de Hazreti Peygamber’e olan hürmetimizi kendimizce ifade ettiğimiz naat şeklinde şeyler de yazıp onlarla da ilgili beste çalışması oluyor. Hiç, evet Kemal Edip Hoca hiç baktın mı? Kemal Edip Küçeoğlu. Bir Bizim tane hocamız. var onda. Onda Ali Rıza Saman hocamız. Ali Rıza Saman’dan da ya var. Ya Muhammed, o, o büyük ismine hayran olurum. Evet. Diye başlayan. Evet. E, Ümmeti, ümmetidir deyiversen şu rızayı asiye ya Muhammed ben öden bu asıl canan olurum diye biten muhteşem hmm. bir şeysi var. Ya onlar bize şey öğretiyor. Demin siz söyledi de bir yakarış. Evet. Bir münacat usulü öğretiyor bize. Edebi öğretiyor. Yani böyle tüyleri diken diken eden bir deriyle. Efendim titrek ve e, titrek bir yürekle. Allah'tan isterseniz istekleriniz hasıl olur. Evet. Biz onu öğretiyorlar. Boynu bükük gönlü kırık, gözü yaşlı bir tavırla Allah'tan isterseniz isteriniz hasıl olur. Bize o edebi öğretiyorlar. O nasıl o hiçlik, o tevazu, o alçak gönüllülük nasıl dillendiriliyor? Bize gösteriyorlar. Ötri'nin e, bestelediği bir şey vardır. Naat vardır. Tevşih. Sayesi düşmez yere böyle bir nahli tursun ya. diye başlıyor. Mesela evet, ya. şimdi e el benim damen senin ya rahmeten lil alemin. Ya evet. Bazı e, güfteleri okurken insan tüyleri diken diken olmaması ya, mesela, mümkün değil. Mesela işte tabii ya. Yani. Çok büyük bir külliyatı Evet. Ebu Bekir Kani'nin siz de hatırlarsınız. Gubar payını Alman Cihani Ya Cihani, Alman ya, Cihani Resulallah. ya Resulallah. Değişmem hefta sumanı ya, ya Resulallah. Sen ne diyorsun ya? Ee, Duyunca makdemi, makdemi teşrifin Adem Sulbi Pakin'den değişti, değişti hab habbeye bağı cinanı Şimdi ya kocaman Resulallah. kocaman bir tasavvuf külliyatını ya, tabi, bir, 4 bir tabi, dört şey, ya. E, aktarmış yani. oluyor. E, onun için bizim de işte e, bütün emek ve gayretimiz bunun üzerinde. Enderun Teravi ve Cumhur Müezzini çalışması da ama onu da sizi ihya ettiniz. Allah bu, razı bu, olsun ha. Bu vecile yapmaya çalıştık. Elbette vardı. Bu bir gelenekti zaten bizim geleneğimizde. Ama tamamen çok unutulun, yaygındı. unutulmuştu. yaygındı. Bir takım e, yerlerde, özel mahallelerde, tekkelerde filan uygulanıyordu e, farklı bir uygulama şekli ama toplumsal hafızaya bunun yeniden dönüştürülmesi bir temcit okunma hadisesi mesela. Evet. Yeniden e, gündeme gelmiş oldu. Allah çok şükür bizleri bunlarla vazifelendirdi. Ya ne güzel zaten bizim Üsküdar'da bir Üsküdar Musiki Cemiyetimiz var bak. bak. Bendeniz de orada mezun. Yani şimdi Türkiye'de e, bizim musikimiz yasaklanmış. Hele bugünlerde bir sıkıntı daha var. Evet. Şimdi e, şey bütün hep kaldırmış Kültür Bakanlığı güya. E, şey, Türk e, müziği. Tü, Türk müziği, Türk laflarını kaldırmış. Yani ne rahatsız oluyorlarsa bundan. E, Diyor, ama evvelce bizim halk müziğimiz, Türk sanat musikimiz, efendim Türk müziğisi, hatta halk müziğimiz bile yasaklanmış. Yerine hep Batı müziğinin her türlü argümanları yerine ikame edilmeye çalışılmış. Bu radyolarda filan yıllarca yasak konmuş bu. Evet. O yüzden yani bu hengamede Allah razı olsun o Üsküdar Musiki Cemiyeti gayret göstererek bu kopukluğu gidermiş. Eyüp Musiki Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti bunlar köklü cemiyetler. Ama biz işte bir de siz dini musiki sahasında da siz ben burada bir tabi cerrahi tekkesi Allah razı olsun. Tabii. İşte ister Çok köklü bir gelenek. I, tabii ister o Fahri Efendi ister efendim e, şey Muzaffer Efendi. Muzaffer Efendi. Bunlar müthiş bir şekilde o e, işte Sebil Cüsen Efendi'den aktarılan şeyleri bugüne taşımışlar. Orada çok büyük insanlar bizim, vardı. Kemal Tezergli Hoca. Tabii tabii bizim şey e, vefat etti Yusuf Bey kubbe altında. Hmm, o Yusuf da Mustafa Emre o da bunları hep şeye döktü. Notaya aldı. E, Notaya aldı filan. Böyle bir kopuluk giderdi ama bir de bu işin uygulamada devamlılığını siz evet. ve siz başlattınız ama arkanızdan inşallah daha i̇nşallah. da geliyor. O yüzden size yürekten çok teşekkür ediyoruz. Yani bunlar. Ama e, bu gayretler devam etmesi lazım. Artarak devam etmesi Burada, lazım. Burada e, evet bizim gayretimiz e, harcı alem olsun. Biz devam edelim gayretimize. Şunu yatsımamak lazım. E, sanat, estetik alanları nazik nazenin alanlardır. Bu alanlara e, sadece muski alanı değil, diğer hattır, ebru'dur vesaire. Bunların hepsini kastederek söylüyorum. Bunlar hem Osmanlı'da hem Selçuklu'da hem Fatimiler dönemine kadar gittiğiniz zaman bakın, e, sanat ve sanatkarlar bilhassa Fatih döneminde çok büyük bir himaye altına alınmışlar ve onların e, sanatla toplumu etkileme güçleri artırılmış adeta. Ben e, bu tür mülakatlarda laf yerine gelince genellikle söylerim. Bir idarecinin aslında kültürel aynası yanında taşıdığı sanatkarlardır. Onun kültüre bakış açısını gösterir yanında taşıdığı sanatkarlar. Tabii. O bakımdan idarecilerimizin mutlaka sanat ve sanat camiasıyla içli dışta olması kendisi bilmeyebilir, anlamayabilir ama e, gül bahçesini girince mutlaka gülün bir tanesinin kokusu sünecektir diye düşünüyorum ben. E, i̇darecilerimizin mutlaka sanat ve estetik boyutunda olan insanları e, hem himaye etmeleri, hem çevrelerinde bulundurmaları, e, hem onlarla bir takım e, toplumsal olaylara dokunuşları gerçekleştirmeleri gerekir ki biz topluca bir toplum eğitimine gitmiş olalım. Ya zaten. Marifet iltifata tabi. Evet. iltifatsız meta zayi. Yani. Hatta Bu konuda ben hep şey Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi, onun tarikatındaki irşat ve insan anlayışı diye bir çalışmam vardı. Orada şunu gördüm ben, Hazreti Mevlana sanki Hazreti Davud Aleyhisselam'dan el almış. Çünkü Davud Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de sesi o kadar güzel ki o zebur okuduğu zaman sadece etrafında insanlar ve hayvanlar değil, dağlar ve ağaçlarda dönermiş. Hmm. Hatta Ahmet, Ahmet Avni Konuk Mevlevi Mesnevi'yi şerh ederken e, demiri elinde mum gibi eriten, dağları ve ağaçları etrafında yürüten peygamber diye tanımlar Davud Aleyhisselam'ı. Evet. Çünkü Hazreti Davud e, demiri eritiyor ama bunun Hazreti Mevlana'da yansıması nedir? En katı kalpli insanları bile Yumuşatıyor. sözün güzelliğini seçerek, Sazın güzelliğini seçerek, <laughs> sesin güzelliğini seçerek, öyle bir etkiliyor ki o demir nasıl e, Hazreti Davud'un elinde yumuşacık oluyorsa, en katı kalpli insanlar bile Hazreti Mevlana'nın elinde e, muma dönüyor. Evet. O yüzden e, bu güzellik, bizim esas bu etkiyi verecek gayret ve çalışmaları hızlandırmamız lazım. Evet. E, o yüzden ben hep diyorum, semağın kaynağı nedir? Sema böyle gökten zembille inmiş, sağdan soldan çalınmış bir şey değil. Sema tam işte Davud Aleyhisselam okuduğu zaman o güzel sesiyle avaze bu aleme Davud gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Sadece insanlar ve hayvanlar değil etrafında dağlar ve ağaçlar da dönermiş. Hmm. Oradan geliyor bu dönüş. Semazenlerin dönüşü delili. Delili oradan geliyor. Ha ondan sonra geliştirilmiş, Tamam. Ayrı ama şeysi var. O yüzden e, bizim kültürümüzde çok önemli bu. Sesin güzelliğini kullanmak, sözün güzelliğini kullanmak, sazın güzelliğini kullanmak. Bu konuda tabii siz esas çok mahirsiniz. Eyvallah. Biraz da bu konuda neler yapmak lazım? Şimdi e, biraz önce bir inkıta'dan bahsettiniz ya siz. Bu inkıtalı dönem aslında sadece bir, bir takım şeylerin yasaklanmasıyla e, bitmemiş. Osmanlı'dan ee, yeni döneme intikal ederken e, biz kendi sahasında iyi yetişmiş olan bilhassa iyi okuyucuları kaybettikçe toplum içerisinde okuyucu sayımız azalmış. Ee, bunu neden söylüyorum? Bugün yeniden biz aynı e, ihtişama yürüyebilmemiz için, e, o yürüyüşü devralabilmek için, eski ihtişamlı yürüyüşü devralabilmek için... Oraya bakmamız lazım. Onlar ne yapmışlardı da bu ihtişamı evet, yakalamışlardı? Ya. Oraya bakmamız lazım. Evet, güzel. Ee, bu konuda benim e, bazı tespitlerimi, önerilerim var. Bir, İstanbul usulü, erkanı, e, ses kullanma tavır ve adabı almamış hiç kimseyi İstanbul camilerinde görev yaptırmamalıyız. Anadolu'dan gelen insana herhangi bir eğitim vermeden İstanbul'un, Salatin camilerinde görev yaptırmamalıyız. Salahattin camilerinde. Evet, camiler. Tabii. Neden? Osmanlı bunun tersini yapmış. Anadolu'dan güzel sesli insanları getirmiş, eğitmiş. Burada onları icra faaliyette bulundurmuş. Sonra onları Anadolu'ya göndermiş irşad için. Orada Enderun'u yaymış. Evet. Yani Enderun'un sadasını orada yaymış. Burada en güzelini yapmış. Oraya da taşımış. Maraş'ta fasıllar olmuş. Antep'te fasıllar olmuş. Konya, Sivas, Erzurum, Muski'nin meclisleri olmuş. Diyarbakır kültürün Urfa, Ka Urfa kaynadığı Tabii yer. nasıl ki. olmuş bunlar? Tabii. Payitaht İstanbul nasıl oluyor? İstanbul'dan giden öğreticiler, muallimler vasıtasıyla oluyor. Şimdi biz tam tersini yapıyoruz. Anadolu'da güzel sesli bir arkadaşımızı alıyor, getiriyor, Salahattin camine koyuyor. Peki e, kültür transferi tersine dönmüş oldu bu sefer. Evet. Bu bir. İkincisi biz yine geçmişimizle. Bu adamlar nasıl okuyorlardı da cemaat öyle tepki veriyordu sorusunun cevabını bulmak için Abdurrahman Efendi'nin bir aşrını dinlemek lazım mesela. Ya. Esat Geride'nin bir Viladet Bahri'ni dinlemek lazım mesela. Ee, çok uzak değil. Yani 1988'de vefat etti. Yusuf Gebzel'in bir ezanını dinlemek lazım. Ya mesela. Üsküdar'da değil mi? Ya Dursun Çakmağ'ın bir kâmetini, bir tesbihatını dinlemek lazım mesela. Evet ya hepsini Allah rahmet eylesin. Bakınız e, birkaç yerde örnek verdim. İki tane bu konuda e, misal olsun diye arkadaşlarımız mutlaka hevesleri var bunları ve takip ediyorlar. Bunu çok soruyorlar çünkü. Nasıl dinleyelim, kimi dinleyelim? Bir tane aşırı söyleyeyim. Abdurrahman Efendi'nin İsra Suresinin bir önceki sureden birkaç ayet okuyup İsra Suresinin birinci ayetiyle tamamladığı bir aşırı var. İsra Suresinin ilk ayetini birkaç tekrar alıyor. Sonra da e, ayetin bitiminde bitiriyor. Bir önceki sureden besmele ile bağlayıp İsra Suresinin e, baş tarafını okurken orada küçük bir ses hareketiyle bütün camideki insanları figan içine koyuyor. Ben okuyuşları tarif ederken okuyuş nedir aslında biz niye okuyoruz? Biz niye müzik yapıyoruz? Biz niye ezan okuyoruz? Niye aslında iki tane unsur var bunun. Etkilemek ve etkilenmek diyorum. İşte güzel. Eğer etkileyebiliyorsanız okuduğunuz tesir ediyor. Etkileniyorsunuz ama etkilemiyorsunuz. O yol devam etse muhakkak gerçekleşecek. Evet. Ama ikisi birden olursa işte Abdurrahman Efendi'nin o okuduğu aşır gibi oluyor. Bir tane daha misal var bunda. Hafız es Esat Gerede'nin TRT'nin henüz televizyon olmadığı dönemde radyo olduğu dönemde bir viladet bahri var. Radyo kaydı olarak. Ee, Youtube'da da var arkadaşlarımız ulaşabilirler. Okuyor biliyorsunuz gayet böyle muhrik bir sesi var. Tabii. Tok bir ses. Ve cemaat de çok tepki veriyor ona. Yani Allah Allah diye nara atanlar caminin içerisinde falan. Oysa bağırıp çağırmıyor hoca. Yani gayet kendi ses tonuyla konuşur gibi okuyor adeta. Eee ...viladetin son kısmına o Efendimiz'in doğum anını ifade eden biraz daha böyle lahni okunan kısımlar var var ya... ...Geldi bir akkuş kanadı ile revan diye başladığı bölümler... ...arkamı sığadı kuvvetli hemen doğdu ol saatte sultan diye... ...burayı okurken orada kendi yazmış olduğu bir kasideye giriyor. Sebebi hılkati alem, ya, yüceden evet. sesleniyor. Evet, evet. Uyan ey alemi İslam bu gece yatma diyor. Bu gece inmiş idi Hazreti Kur'an-ı Mübin bu gece fahrini arz edildi semaatü zemin ve Esat Gere'de hüngür hüngür ağlıyor. Cemaat de ağlıyor ve mevlidi orada bitiriyor. Şimdi e, Allah razı Olay bu. Olay bu, bu. olay bu, Olay bu evet. Evet. Yani ben bir Kani Kara Karaca üstadımız ona da dediler ki Neva makamında bir mihrabi oku. O da Es-sâlihü billâh innallâhe falikul habbi ve'n-nevâ diye başladı. Aa. <laughs> Muhteşem. Evet Erkam Radyomuzun ve televizyonumuzun değerli dinleyicileri Mehmet Kemiksiz Üstadımız da bu iftar sevinci programını istemesek de burada sonlandırdık. Bir başka iftar sevinci programında daha buluşmak üzere sizlere hayırlı iftarlar diliyor. Hepinizi hakka emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.